İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'te ben Cenk Akyoldaş. MTI Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Dün Amerika'da enflasyon verisi bekleniyordu. Beklentilerden bir yüksek enflasyon geldi. 3.2'lik beklenti vardı. Manşet tarafta 3.4 geldiğini belirtelim. Çekirdek tarafta yıllık enflasyonun 4'lerden 3.8'e düşmesi beklenirken 3.9'da kaldığını belirtelim. Düşüş ivmesi yavaşlamış vaziyette çekirdek tarafta. Bu bardağın dolu tarafını görmek görmemek noktasında baktığımız zaman piyasalarda bir kırılmaya yol açabilirdi. Ama öte yandan dönüp baktığımızda şunu gördük. Özellikle Aden Körfezi tarafında Husilere yönelik bir operasyon düzenlendiğini, İngiltere ve Amerika kuvvetlerinin ortak bir operasyon düzenlediğini gördük. Yine çatışma riskinin artmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Yine hafta sonu Tayvan seçimleri var. Oradaki jeopolitik riskleri tetikletecek unsur olacak mı, olmayacak mı? Bunlar yine bardağı böyle tahtarabaldi dengeleyen iki unsur gibi gerçekleşti. Böylece de fiyatlamalarda büyük bir kırılma yol açmadığını belirtelim. Bugün gelecek veriler tarafına baktığımız zaman Amerika'dan üfe verisi açıklanacak. Aylık tarafta 0.10'luk bir artış beklentisi var. Yine yıllık tarafta 0.9'dan 1.3'e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek tarafa bakarsak orada aylık bazda 0.20'lik bir rakam beklenirken yıllık tarafta %2'den 1.9'a geri çekilmesi beklentisi olduğunu belirtelim. Öte yandan Çin'den de Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı. Önceki veri eksi 0.5 iken 0.1'lik bir rakam geldi. Yine baktığımız zaman üfe tarafında da eksi 3'ten eksi 2.7'lik bir rakama geri çekilme olduğunu görmekteyiz. Fiyatlamalar yansımasına dönersek altında 2033 dolarlardayız. Gram altın 1966 TL'de. Dolar TL 30 TL'nin üzerine çıkmış vaziyette 30 onlarda. Gümüş 22.86'da. Gram gümüş TL cinsinden 22.08. Palladium 989'da. Platin 916'da. Brent petrol Körfez bölgesindeki gelişmelerden sonra yukarı sıçramış vaziyette 79 dolara geldi dayandı 78.89'da. Amerikan tipi ham petrolde 73,5 dolar sınırında olduğunu görüyoruz. Doğalgaz 3.15'te, soya fasulyesi 1.231, mısır 457.75, buğdayda da 604'ü görüyoruz. Peki tahvil piyasasındaki yansıması nasıl bu gelişmelerin? Dünkü veri sonrasında hafif bir aşağı yönlü seyir yaşandığını belirtelim. 10 yıllık tahvilin 3.98'lere geldiğini söylemek mümkün. 4.02'lerdeydi. Yine piyasa bardağın dolu tarafından görmek istiyor. Çeşitli raporlarda artık Mart ayındaki faiz indirimleri beklentilerin biraz daha beklentilerde aşağı yönlü seyir olduğunu söylesek de hala beklentiler devam ettiğini görmekteyiz. Ama genel kanı artık yavaş yavaş bu işin Haziran ve ötesine doğru ötelenecekmiş gibi okunmaya başlayabilir. Yavaş yavaş bu konuyu takip edeceğimizi belirtelim. DXY tarafına bakarsak DXY'da da 102.70'lerden başlayan geri çekilme hareketi dünkü veri sonrasında da tekrar o bölgeyi denese de kalıcı olmadı. 102.25'lerde kaldığını söylemek mümkün. Peki 10 yıllık tahvilin üzerine inersek günlük grafik cinsinden baktığımız zaman buradaki seyri değerlendirdiğimizde yukarı doğru hareketlerin hep belirttiğimiz bu 4.09-4.10 bölgesini aşmadığını, o bölgeden bir realizasyon geldiğini görüyoruz. Yani o bölgeden bir alım geldiğini görüyoruz. 4'ün altında sarktık. Bakalım kalıcı olabilecek miyiz mesele bu. Aşağıda 3.92'ler önemli bir direnç noktası konumunda. Hemen hızlıca altının grafiğine bakarsak ETF tarafında çözülme devam ediyor. 63.6 milyon onstayız. Dün Bitcoin ETF'leri de işlem görmeye başladı. İlk günde 4.6 milyar dolarlık işlem olduğu belirtiliyor. Son dönemlerde bir ETF'in gördüğü en yüksek hacimlerden bir tanesi ilk işlem gününde diyelim. Altının günlük grafiğine bakarsak teknik açıdan şundan bahsediyorduk. 8 ve 21 barlık ortalamanın altındayız. Veriyle beraber aşağıda maviyle gözüken 50 günlük hareketli ortalama test edilebilir diyorduk. Dün itibariyle o bölge test edildi. Oradan bir tepki verdik. Tekrardan ortalamalar bölgesine geldik, dayandık. 2034-2035 dolar sınırındayız. Fiyatlamada o bölgede. Bu bölgenin ötesine geçebilecek miyiz? Esas mesele bu. Normal koşullarda burasının bir direnç oluşturması beklenebilir. Eğer bu hafta sonuna doğru, bugünkü üfe verisi sonrası, yeni bir jeopolitik liste, yeni bir şey hafta sonu tetiklenmemesi halinde bu bölgenin biraz daha dokunması beklenir önümüzdeki hafta. Aralık olarak 2014-2035 aralığı beklenmeli normal koşullarda. Ama olası Körfez bölgesindeki yeni bir gelişme, Tayvan tarafındaki yeni bir gelişme
Jeopolitik riskler biliyorsunuz altın fiyatları üzerinde etkili olabiliyor. O zaman farklı bir hikaye konuşabiliriz. Haftalık grafik ne söylüyor? Haftalık grafikte de aşağı doğru sarktık. 2007'ler aşağıda önemli destek noktası konumuydu. Oraya yakınsadık ve o bölgeden hemen teptiğimizi görüyoruz. 2028'de bulunan yeşille gözüken 8 haftalık ortalama bizi taşımaya devam ediyor. Haftanın kapanışında bakalım 2028'in üstünde mi olacağız, altında mı olacağız? Esas mesele bu diyelim. Gümüş tarafına gelirsek, gümüş tarafındaki seyre baktığımız zaman dünkü veri sonrasında bir realizasyon geldi. Hatırlarsanız şundan bahsediyorduk. Ortalamalar direnç olarak çalışıyor. Toparlanma veri sonrasında nasıl bir hareket yapacak? Eğer veri desteklemez nitelikte olursa aşağıdaki 22.5'a kadar sarkma yaşanabilir diyorduk. O gerçekleşti. O bölgeden bir tepki veriyoruz. Burada resmin değişebilmesi için ilk etapta 23.05-23.10 bölgesinin üzerinde bir fiyatlama ihtiyaç olduğunu belirtelim. Bu burada hafif hafif RSI'de dip oluşturmaya başladı. Bu bölgeden yukarı doğru dönme çabası olduğunu görmekteyim. Gümüş haftalık grafiğe bakarsak 22.5-23.85 aralığı içindeyiz. Aşağı sarktık 22.5 destek oldu. Mesele ama 22.95'in üzerinde dönmemiz lazım. Onun üzerinde kalıcılık göstermemiz lazım. Eğer 22.95'in altında kalıcılık başlar ise o zaman bahsettiğimiz hikaye önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Yavaş yavaş eğer altındaki realizasyonda jeopolitik risklerde bir düşüş olursa kanal trend ile temaslanma gündeme gelecektir. Brent petrol tarafına dönersek, dünkü gelişmelerden sonra Brent petrolde de bir sıçrama yaşandı. Burada şundan bahsediyorduk, 78.40 önemli eşik. Dün itibariyle 78.40'ın üzerine attık, atmaya denedik. Bugün 78.40'ın üzerindeyiz. Eğer kırmızıyla gözüken ortalamanın üzerinde kalabilirsek, maviyle gözüken ortalamaya kadar ataklanma gelebilir diye düşünüyorduk. 50 günlük ortalama pardon. Orası şu anda ana direnç konumunda olduğunu belirtelim. Bakalım jeopolitik riskte tansiyonda bir düşme olacak mı olmayacak mı? 79.5 önemli bir eşik. Üzerine atlarsak o zaman 80.5 hatta 81.5'lara kadar mesafe söz konusu diyebiliriz. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.